I wanna give it to you, boy. But there's a voice in my head that keeps telling me not to let you see. Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül ve bu tiple bir videoyu açacağımı hiç düşünmemiştim. Kafamda bir tişört var. Bu halde olmamdan anlayacağınız üzere bugün tekrardan bir saç videosuyla aranızdayım. Uzun zamandır denemek istediğim bir yöntem vardı. Saç şekillendirme yöntemi. Adı Plump Method. Kıvırcıkları bir araya getirip daha kalın kıvırcık oluşturma yöntemi. Ben de kalın kıvırcıkları ince incelerden çok çok daha fazla seviyorum. Benim de saçım önceden böyle daha kalın kalın kıvırcıktı. Ama son zamanlarda nedense biraz incelmeye başladılar. Bu yöntemi denemenin artık zamanının geldiğini düşündüm. Aslında kurutup son haliyle açacaktım kamerayı ama böyle hep beraber nasıl metodu uyguladığımı anlattıktan sonra beraber sonuçları görürsek daha güzel olacağını düşündüm. Bir 15 dakikadır falan makyajımı yapana kadar saçımı bir tişörte sarılı bir şekilde beklettim. Metodu nasıl uyguladığımı anlattıktan sonra da beraber kurutacağız. O zaman nasıl uyguladığıma geçebiliriz. Yönteme geçmeden önce ekrana da koyuyorum nasıl görünmesi gerektiğini. Bakalım nasıl görüneceğiz. O zaman şimdi yönteme anlatmaya başlıyorum. Duş rutinim şu şekilde. İlk baş şampuanlıyorum, sonra saç kremliyorum. Şampuanlıyorum, saç kremliyorum. İki kere bunu tekrarlıyorum. Kullandığım şampuan ve saç kremini de şu anda görebilirsiniz. Yves Rocher'in kıvırcık saçlar için olan serisi. Memnunum ama yıpranmış saçlar için olan seriyi her zaman tercih ederim. Nemlendirmesi bundan bir tık daha iyi olduğu için. Ama şu an kıvırcık seriden de gayet memnunum. Duşta her şey normal. Şampuanımı kullandım, saç kremimi kullandım. Son kez daha şampuanımı kullanıp saç kremime geçerken ilk baş bir ellerimle tarıyorum ben zaten. Ellerimle tarıyorum saçlarımı, eğer izliyorsanız diğer videolarımı biliyorsunuzdur. Ellerimle taradıktan sonra başımı öne eğip öndeyken ellerimle tarayıp geniş aralıklı bir fırçayla tekrardan baş aşağı saçlarımı tarıyorum. Ve saç kreminin öyle biraz saçımda beklemesini sağlıyorum. Bir toka yardımıyla kafamın önünde tutturarak saçlarımı topuz şeklinde. Saçlarımın 3-5 dakika arası o şekilde bukleleri formunu oluşturmasına yardımcı oluyorum. 5 dakika falan beklettikten sonra da tekrar başımı öne eğip suyla saç kremini duruluyorum. Baş aşağı şekilde duruladığımda görebildiğiniz gibi zaten kalın kalın bukleler oluşturmaya başlıyor su geldikçe. Sonrasında da şekillendirmeye başlıyoruz. Şekillendirme yönteminde kullanacağım iki ürün var. Biri Urban Care'in Twisted Curls Hibiscus Shea Butter 7/24 belirgin bukleler şekillendirici bakım kremi. Ben normal saç rutinimde de bunu kullanıyorum. Ama bu sefer o buklelerin kalınlığını bozmamak için Praying Hands dediğimiz bir yöntem var. Bu dua eden eller gibi olabilir. Şu şekilde, bu şekilde uyguluyorsunuz görebileceğiniz gibi. Bu şekilde buklelerin kalınlığını bozmamış oluyoruz. Zaten görebildiğiniz gibi saçlar kalın kalın kümeleniyorlar gibi oluyor. Sonrasında da en sevdiğim Be Beauty'nin saç şekillendirici Shape and Care saç jelini kullanıyorum. Bunu da birazcık böyle finger coil ya da finger curl diyebileceğimiz, daha çok bukleleri ortaya çıkarmak için kullanılan şöyle parmakla saçı tekrar kıvırcık şekli vermeye denen yöntemle o kalın kalın bukleleri tekrardan bir böyle parmağımla sarıyorum ve sonrasında sıkıştırarak o scrunch dediğimiz hareketi yapıyoruz. Bunları baş aşağı yapıyorum hepsini ve duştan çıktıktan sonra da bir tişört yardımıyla çok azıcık fazla suyu alıyorum. Fazla suyu aldıktan sonra da artık kafamızı sarma zamanı geliyor. Bunun için bayağı büyük bir tişört tercih ettim çünkü diğerleriyle sarmam bayağı zor oldu. Ben mikrofiber havlu kullanıyordum ama bu yöntemi kullananlar tişört kullanmışlar diye ben de büyük bir tişörtle böyle sarmak istedim. Kafamı tam tişörtün ortasına getirip uçlarından şu şekilde bağladım ve artık konuşmaya başlayalı 10 dakika oldu yaklaşık. Yani 25-30 dakikadır kafamda havluyla duruyorum diyebiliriz. Ay çok heyecanlandım nedense anlatırken. Şekillendirme kısmı bu kadardı. Umarım bir şey atlamamışımdır heyecandan. Atladıysam aşağıda asıl bu metodu nereden gördüğümü koyacağım. Oradan tekrardan bakabilirsiniz aklınıza bir şey kalırsa. Şimdi artık kurutma ve sonuçları görme kısmına geldik. Ben bu saç kurutma makinesi ve Vigo'yu kullanıyorum. Bu Megafön Turbo Professional 3500 olması gerek. Bu da her föne uyumlu Vigo diye aratırsanız bulabilirsiniz. Benim aldığım yerde bitmiş sanırım ya da kapanmış. Hiçbir şekilde bulamadığım için size böyle kesin bir link veremiyorum. Dediğim gibi her föne uyumlu Vigo diye aratırsanız bulabilirsiniz. Açıyorum, umarım olmuştur.
ekrana bırakacağım sonucun nasıl olması gerektiğini. Ama böyle eski dönemde kalın kalın bukleler olur ya, o şekilde olması gerek becerebildiysek. Şimdi başlıyorum. Daha çok diplerden başlayacağım. Her zaman kuruttuğum gibi kurutacağım ama metodu izlediğim kadın böyle içine soka soka kurutuyordu. Birazcık öyle de yapabilirim. Biraz açılmış sanki bukleler ama ellememeye çalışıyorum. Başlıyorum. With each breath that we breathe, love, it makes us whole inside. Birazcık kanter içinde kaldım. Hepsi kurumadı. Hepsinin kurumamış halini göstermek istiyorum şu anda. Şuraları falan ıslak. Hepsi kuruduğunda çok çok daha volümlü bir görüntü çıkacağına eminim. Ayrıca daha bu gel cast'in kırılmamış hali. Sadece kendi kendine bir şekil aldı saçım. Şu kahküllerin falan şeylerin arasına girdi mesela. Hepsini kurutup sonrasında bunları bir düzeltme şeyine geçeceğim. Ama çok hoşuma gitti gerçekten. Çok volümlü ve havalı bir görüntü şimdiden. Kurutmaya devam. Hoşuma gitti bayağı. Odada bir cam açmak lazım. En son bir baş aşağı kurutup artık kurutma merasimine son vereceğim. İnanamıyorum şu anda. Anne! Maşalı gibi olmuş. Şey gibi. Julia Roberts'ın saçları gibi. Sanki yapmışsın gibi. Şok oldum. Ben de banyoya giriyorum ya. Sen de dene. Nasıl yapacağım? Videomu izlersin artık. Şimdi şu anda. Şimdi çok azıcık daha bu diplere volüm vermek için şu şekilde parmaklarımızı saçlarımızın dibine sokup sallıyoruz. Ve ben böyle de bırakırım ama metodu izlediğim kişi bir yağ ile tekrar böyle buklelerin üstünden geçtiği ve böyle birkaç tanesini mesela şunları şöyle ayırdığı için ben de yağ kullanarak ayıracağım. Bu Yves Rocher'in yağı. Bunu çok seviyorum. Ben aynı zamanda eğer biliyorsanız bunu maske olarak da kullanıyorum duşa girmeden önce. Çok azıcık almam lazım. Tek kötü yanı pompalı olmadığı için ne kadar aldığınızı kestiremiyorsunuz. Tamam, tam istediğim kadar aldım. Şu şekilde ısıtıyorum. Özellikle şu birbirine girmiş olanları ayırıyoruz ki daha da volümlü görünsünler. Saçlarımı hiç zorlamıyorum. Benim normal şekli bu değil saçlarım. Yani aslında şu toplanmış olarak gördüğünüz şeyler kahküllerim iki taraftan. Bu taraftan gelen ve bu taraftan, yani şurada normalde kahküllerim var ama bu şekilde şekillenmek istedi. Ben de hiç zorlayıp onları o tarafa attırmaya çalışmayacağım çünkü olmayacağını biliyorum, yani kendi kendine böyle şekillendi. Gerçekten Julia Roberts'ın saçına benzedi. Dediğim gibi bu saçın bence böyle eski dönem oyuncu saçı havası var. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim çok 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 hoşuma giden bir metot oldu. Biraz zor olacağını düşünmüştüm. Uğraştırıcı olacağını düşünmüştüm. Duşta işte onu yap kafana şey yap falan ama gerçekten o kadar uğraştırıcı da olmadı. Bence Denman Brush tarzı şekillendirici taraklar kullanmak bu yöntemden çok çok daha uğraştırıcı ve ben bu yöntemin verdiği etkiyi daha fazla sevdim. Gerçekten denemenizi çok tavsiye ediyorum. Belki her duşta kullanmak için zor bir yöntem olabilir ama arada sırada böyle bir hava değişikliği yaratmak için ya da özel günlerde denemek için güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Yani değişik bir havası var bence ve bayağı volüm veriyor saça. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Aşağıda bekliyorum yorumlarınızı. Uzun zamandır da kendimi kahkülsüz görmemiştim. Bir değişik geldi. Beni arada bu şekilde görürsünüz yüksek ihtimalle. Çünkü ben böyle kalın kalın bukleleri daha fazla seviyorum. Sadece şu kahküllerimin şurada toplanmasına alışmam lazım. O birazcık kafamı karıştırdı ama genel olarak sevdim bu görüntüyü. Ayrıca o kadar saç kurutmaya bozulmayan, saçımı yapıştırmayan lip gloss'umu da buradan belirtmek istiyorum. The Balm'ın Plump Your Pucker.
overstate. Son kez şöyle bir saçlarımı göstereyim. Arkaları nasıl görünüyor bilmiyorum. Göremedim. Umarım güzel görünüyordur her yere. Benim önden görüntüsü çok hoşuma gitti dediğim gibi. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu videomu da severek izlemişsinizdir ve işinize yaramıştır bu bilgiler. Denerseniz kesinlikle aşağı yazmayı ve bana Instagram'dan fotoğraflarınızı yollamayı unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere.